Sadık Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkürler, sormalı. Bizler de hiç teşekkür ederiz. Sadık Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Sadık Yurtman kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 39 yıllık makine mühendisiyim. Hı hı. Eskişehir Devlet Mimar Mühendislik Akademisi mezunuyum. Evet. Şu anda o akademi falan kalmadı. Hı hı. Osman Gazi Üniversitesi olarak devam ediyor. Evet. 35 senedir de beta olarak hizmet vermekteyim. Vermektesiniz. Evet. Peki efendim, burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz iş yapmış olduğunuz işler hakkında bilgi alabilir miyiz size? İlk yıllarında, yani okul bittikten sonra ilk yıllarında proje olarak meslek hayatına başladım. Hı hı. Kalorifer, sıvı tesisat, ısıtma projeleri olarak. Evet. O zaman içinde doğalgaza geçme aşamasında doğalgaza yöneldim. Evet. Eskişehir'de ilk doğalgaz gelen iller arasında olduğu için de doğalgaz ilk etapta organize sanayi bölgesine geldi. Hı hı. Organize sanayi bölgesinde fabrikaların doğalgaz işlerini yapmaya başladı. Evet. Bu zamana kadar da organize ağırlıklı olarak doğalgaz işlerini devam ettirmekteyim. Evet. Siz kendiniz aslında makine mühendisisiniz. Makine mühendisi ve Eskişehirliyim. Eskişehirlisiniz. Evet. Buranın da yerlisisiniz. Evet. Beta ısı sistemleri ve mühendislik olarak da yine bölgede bir hizmet sunuyorsunuz. Daha çok endüstriyel ağırlıklı projeler mi üretiyorsunuz ya da uygulamalar yapıyorsunuz? Yani bunun dışında konutlar, kooperatifler gibi yerlere de bu hizmeti sunabiliyor musunuz? Yani konutlarda da hizmetimiz var ama konutlar ikinci planda. Evet. Ağırlıklı olarak organize sanayi bölgesi. Endüstriyel olarak. Daha büyük projelerde yer alıyorsunuz tabii, diyebiliriz. Bunun yanında sıvı doğalgaz, LNG diye tabir ettiğimiz sıvı doğalgaz işleri. Burada oteller, yani Antalya'da olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun hizmet verebiliyoruz. Sadece Eskişehir'de sınırlı değilsiniz. Sadece Eskişehir değil. EPDK'dan yetki belgesi olduğumuz için hatta Diyarbakır'a, Bartın'a, Kars'a kadar, yani Edirne'den Kars'a kadar hizmet verilmektedir. Türkiye'nin herhangi yerinden LNG, bir talep gelmesi durumunda. Ağırlıklı LNG, CNG işlerinde Türkiye'nin her tarafında hizmet verilmektedir. Evet. Şimdi efendim burada projelerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Uygulama yapılacak yerin projesini siz hazırlıyorsunuz. Evet. Bir mühendislik çalışması yapıyorsunuz. Ondan sonra uygulanacak materyaller, malzemeler belirleniyor. Ve ondan sonra uygulama yapılıyor. Evet. Bu aşamada yani dışarıya sadece proje hizmeti de sunabiliyor musunuz? Yoksa hepsini kendi içerinizde mi tamamen çözüyorsunuz? Tamamen yani, projeden tutun, uygulamaya yönelik her şey büroda çözümlenip sahada da uygulaması yapılıyor. Uygulaması yapılıyor. Evet. Ama dışarıdan da yine bir proje teklifi gelirse de oralara da bir proje, bir mühendislik hizmeti de sadece verebiliyorsunuz. Evet, ısıtma olsun, diğer mekanik projeleri de yapılıyor. Onlar da devam ediyor. Yani özel projeler olduğu zaman da özel projelerde üzerinde çalışılarak teklif yapılıyor. Evet. Peki efendim, bu hizmeti sunarken başlıca dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Yani proje şeyin safhasında temin edilebilir malzemeler, maliyetin düşük olması. Evet. Yani bir de günümüz rekabet koşullarında bunu ayakta kalabilmek için minimum yani kar marjlarıyla ticareti sürdürmek. Evet. Yani diyebiliriz ki %100 bir müşteri memnuniyetiyle hizmet vermeye gayret ediyorsunuz diyebiliriz. O birinci önceliğimiz oluyor. Evet. İkinci sırada da tabii ki uygulama yapılacak yerde maliyetlerin düşürülmesi. Evet. Metrekare ve alana göre radyatör ya da ısıtma sistemlerinin belirlenmesi, bunları dikkate alarak, bunları göz önünde bulundurarak 35 yıldır bir hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi sektör geniş bir sektör. Siz de bu sektör içerisinde elbette yalnız değilsiniz. Yani bu hizmeti sunan birçok işletme varken neden özellikle beta ısı sistemleri tercih edilmeli? Şimdi şöyle diyeyim, firma olarak
85 yılında kurulduğumuzdan beri müşteri memnuniyeti, yapılan projelerin arkasında durma, bunlar bizi piyasada ön plana çıkartıyor. Evet. Bunun yanında maliyet olarak da veya teklif olarak da diğer firmalarla biraz daha rekabetçi fiyatlarda olduğu zaman tercih sebebimiz oluyor. Evet. Sizin bir de ikinci bir firmanız var. Beta Doğalgaz ve Betam Isı sistemleri. Biraz da Betam Isı sistemleri hakkında konuşalım. Hani oradaki tercih edilme nedenleri de büyük bir payı vardır muhakkak. Betam Isı sistemleri de genelde resmi dairelere, özel sektör haricinde ihalelere Betam Isı sistemleri olarak girilmekte ve o aynı şekilde taahhüdümüzü yerinize getirmektedir. Yine aynı hizmeti sunuyorsunuz orada ama burada biraz daha resmi kurumlara hizmet verdiğiniz, ihalelere katıldığınız bir ikinci kuruluş, ikinci bir şirket diyebiliriz. Ama Beta Doğalgaz olarak da yine bütün her yere, yani endüstriyel anlamda olsun, diğer farklı projeler olsun, yine bu firma üzerinden buraya bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Çünkü 35 senelik bir geçmişiniz var. 35 senedir bir hizmet veriyorsunuz. Artık belirli bir noktaya kadar getirdiniz. Çıtayı her gün biraz daha yükselterek. Hedefleriniz nelerdir Sadık Bey bundan sonra? Bundan sonra köşeme çekip şirket oğlum Utku Yurtman'a devretmek. Onun arkasında olarak şirketi onun devralmasını. İkinci kuşak olarak artık. Evet. Sizin onun gittiğiniz yoldan onun devam etmesini istiyorsunuz. Siz tabii ki burada yine işinizin elbette takipçisi olacaksınızdır. Tabii. Ona yol göstereceksinizdir. Artık bu bilgi birikimi ona aktaracaksınız. O da ikinci kuşak olarak sizin yolunuzdan aynı şekilde devam edecek. Evet. Sadık Bey, son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Burada yani yani gaz sektörü öyle bir sektör ki çok hassas bir sektör, çok riskli. Bugün kurulan bir firma 2 sene sonra yok olmaktadır. Evet. Yani sektörde beraber başladığımız firmaların şu anda hiçbirisini ayakta görememek. Evet. Bu nedenle yani firma seçerken daha dikkatli, daha işin ehli olan olanları seçmelerini tavsiye ederim. Evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkürler.